Merhaba değerli Ateş hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için gündemde öne çıkan haberleri duyuruyoruz. Almanya'da Aralık ayında hükümeti devirmeyi planladıkları suçlamasıyla operasyon düzenlenen imparatorluk vatandaşları bugün de polisin hedefindeydi. Yapılan baskınlarda bir polis memurunun yaralandığı belirtildi. Bu tehlikeli bir grup Almanya'da polis Aralık ayında hükümeti devirme planları yaptıkları suçlamasıyla operasyon düzenlenen imparatorluk vatandaşlarına yönelik çeşitli eyaletlerde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. baden württemberg eyaletindeki Reutlingen kentinde bir özel tim polisine ateş açıldığı, Polisin hafif yaralandığı belirtildi. Başsavcılık polise ateş açan kişinin tutuklandığını açıkladı. Resmi makamlardan operasyonlara dair ayrıntılı açıklama yapılmazken Alman kamu yayıncılık kuruluşları BDR ve NIDR operasyonlarda Almanya'nın 7 eyaleti ve İsviçre'de 19 kişiye yönelik arama gerçekleştirildiğini söyledi. Tirajı yüksek bir dergi de 22 ev ve binanın arandığını kaydetti. Bugünkü baskınların geçen yıl Aralık ayı başında Almanya'nın çeşitli eyaletleri, Avusturya ve İtalya'da gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonun bir devamı niteliğinde olduğu belirtildi. Aralık ayındaki operasyonlarda hükümeti devirmek için plan yaptıkları suçlamasıyla 25 kişi de tutuklanmıştı. İmparatorluk vatandaşları adı verilen grubun mensupları Almanya Federal Cumhuriyeti ve demokratik yapılarını tanımıyor. Alman İç İstihbarat Örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre İmparatorluk vatandaşları ve benzer ideolojideki öz yönetimcilerin taraftar sayısı geçen yıl 2000 kişi artarak 23.000'e yükselmişti. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir, kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.